Türkiye'de siyaset halka hizmet için yapılmaz, rant için yapılır. Siyaset erbabı devamlılığını sürdürebilmek için kadrolara ihtiyaç duyar. Bugün Erdoğan'ı sarayda tutan ana unsur dağıttığı kadro ve ranttır. Lakin son dönemde hem kaynak tükendi hem de aç kadrolar iktidarının altına uymaya başladı. Erdoğan bugüne kadar muhalefeti sindirme operasyonlarının tümünde başarılı oldu. Kurtulmuş Soylu gibi lider adaylarını bünyeye kattı, MHP liderliğine yürüyen Akşener'in önünü keserek zaman kazandı, HDP'yi şeytanlaştırdı, Demirtaş'ı zindana attı, seçilmiş belediyeleri zapt etti, CHP'yi önce sömürdü, sonra böldü, İnce ve Sarıgül'ü el altından destekledi, ağır hakaret eden kaset şantajı bile yapan Perinçek'e ses etmediği gibi kadrolarının önünü açtı. Unutmadım. Yazıcıoğlu trajik biçimde sahneden çekildi. Şimdi Erdoğan'ın iki ana hedefi var. İyi Parti ve Saadet. Saadet'i Asil Türk üzerinden kitlemiş durumda. Oradan bir şey beklemeyin. Bu tür pazarlıklarda kadro ve rant dökümü basına yansımaz. Zamanla görülür. İyi Parti ise tüm anketlerde MHP'nin 5 puan önünde. Deniyor ki partinin seçmeni Erdoğan'la ittifaka izin vermez. Doğru, vermez. Peki Akşener ikna edildikten sonra bunun bir önemi kalır mı? Tanımlama yanlış. Türkiye'de rekabetçi otoriter sistem değil, baskıcı hatta despot otoriter sistem hakim. Anketör soruyor, oyunuz hangi partiye? Kararsızım. Aslında kararsız değilsin de öyle gerektiği için mi böyle cevap veriyorsun? Evet. Yaşanmış bir diyalog bu ve kararsızların %70'inin tercihini anlatıyor. Saray bilmiyor mu? Biliyor elbette. Türkiye'de siyaset ilkeler çerçevesinde konuşulmaz. At pazarlığı yapılır. Dün böyleydi, bugün de öyle. At pazarlığı demişken tutanaklara geçmiş bir hatırayla bitirelim. Z kuşağı bilmez. 1 Mart 2003 Irak'a asker tezkeresi sürecinde dönemin ABD Başkanı Bush, Ankara'dan gelen heyete şunu anlatır. Teksas'ta at pazarlığı nasıl yapılır bilir misiniz? Cebinizde para vardır, at pazarına gelirsiniz, bir atı gözünüze kestirip pazarlık edersiniz, etraftan gelenler olur, sonra bir bakmışsınız, cebinizdeki para da gitmiş, at da. Cepler dışarıda kalmışsınız. Amerikalının bir paragrafta anlattığını Türkçe 4 kelimeyle özetler. Suya götürüp susuz getirmek.